Merhaba arkadaşlar, yeni bir seriye başlıyoruz. Bundan önceki dersimizde bundan bahsetmiştim. Sıkça sorulan sorular hakkında videolu şekilde cevap vererek, videolu sunumlar hazırlayarak sizlerin en çok sormuş olduğunuz sorulara bu şekilde cevap vereceğiz arkadaşlar. Mesela V-Ray render alma, V-Ray render almıyor, neden render almıyor, TwinMotion nedir, TwinMotion öğrenci sürümleri, TwinMotion indirme adresi, dış mekan V-Ray render ayarları gibi bunun gibi önemli konuları sizlere videolu halde anlatarak sizlerin daha iyi videolar izlemenizi ve çok fazla aynı şekilde sorular sorduğunuzda bu soruların cevaplarını videolu halde bulmanızı sağlayacağız arkadaşlar. Şimdi V-Ray render almıyor diye arkadaşlar çok soru geliyor. Neden V-Ray render almaz? Şimdi arkadaşlar normalde siz V-Ray render veya herhangi bir render motorunu kullanırken bilgisayarınızın bir ortalama değeri olması gerekiyor. Yani ortalama değer şudur. Şimdi laptop kısmını bir kenara bırakalım. Şimdi en baştan temelden başlayacak olursak laptopta render olmaz. Şimdi laptopta render nasıl oluyor? Öğrenci arkadaşlar yanlarında taşımak için, taşıma gerekliliği hissettiği için laptop götürme, yani okuldan eve, evden okula götürme gerekliliği var. Laptop multimedya cihazı olduğu için işte film, müzik, internete gir, ders notlarını hazırla, Word'de, Excel'den yazı yaz gibi böyle pratik şeyler yaptığı için render kısmına giren bilgisayar birkaç sene sonra artık sorunlar yaşamaya başlıyor. Çünkü soğutucu olsun, diğer kısımlar olsun problemler. Çünkü render'da %100 yükte çalışan bir sistem haline geliyor ve bu sistemi laptopların çoğu kaldıramıyor arkadaşlar. Ve laptoplarda ekran kartınızın ve işlemcinizin RAM'inizin yetersizliği aslında V-Ray render'ın başlamamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar. İkincisi sahnede olan objelerin poligon yüksekliği, poligon fazlalığı. Çok fazla poligon yaptığınızda dosya şişer arkadaşlar. Özellikle V-Ray render'da. Bu V-Ray render'a has sorunlar. O yüzden ben V-Ray render kullanmıyorum. Bunu da zaten kullanmadığımı diğer videolarda söylemiştim. Hani bana ne kullanıyorsun diye sorarsanız ben iç mekanda Enscape render, dış mekanda TwinMotion render kullanıyorum. Bazen zaman zaman D5 render kullanıyorum arkadaşlar. Buradan Windows'dan Model Info'ya girdiğinizde burada arkadaşlar bakın file kısmında dosya boyutu var. 183 MB'lık bir dosya boyutu. Normalde bu dosya boyutu laptoplar için 250-300 MB seviyesine çıktığında artık V-Ray render'da render başlaması biraz zorlamaya doğru gider. Bu sefer V-Ray render almıyor diye sağda solda sorular sormaya başlarsınız arkadaşlar. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? İndirmiş olduğumuz modellerin ve kaplamaların kapasitelerini iyi kullanmamız gerekiyor. Yani bizim TexturaFan adresimize girdiğimizde arkadaşlar TexturaFan adresimizde biliyorsunuz bazı kaplama özellikleri vardı. Onlardan ben daha önce bahsetmiştim. Yani siz gidip de texturafan.com'a girdiğinizde şuradan varlıklar kısmından mesela ahşap bir varlığı indirmek istiyorsunuz. Mesela şu çok hoşunuza gitti. Bunu indirmek istediğinizde 1K, 2K ve 4K kalitesi var. Ama siz gidip de 2K ve 4K kalitesini kullanırsanız laptopta V-Ray render almaz. 1K bir kaplama indirmeye çalıştığımızda arkadaşlar 1K'nın, bakın şimdi indirecek birazdan, 1K'yı indirelim. 4 saniye, 3 saniye, bir süre zamanı var. İndirdikten sonra tekrar indirecek size dosyayı. Bakın şuraya bastığınızda arkadaşlar. Şimdi 1 MB'lık dosyanın 1K olan hali 3.6 MB'miş arkadaşlar. Bundan 10 tane kullandığını düşünün 36 MB. 20 tane kullandığını düşünün 75 MB. 20 tane çok rahat kullanırsınız. 20 tane kaplama demek 75 MB'lık dosya boyutu demek arkadaşlar. Düşünün. 75-80 MB kafadan kaplamaya gitti. Geri kalan kısımda sen model kullanacaksın, aksesuar kullanacaksın, tasarımların var. Buraya model indireceksin, getireceksin ve sahnen iyice kasılacak. Bu laptop kullanıcılar için arkadaşlar. Laptop kullananlar aslında render motorlarında biraz daha %50 oranında daha düşük performans göstererek gidiyorlar. Çünkü niye? V-Ray render motoru laptoplarla çok sağlıklı ve çok randımanlı çalışmıyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Özellikle laptop kullanıcıları eğer ekran kartları biraz daha iyiyse Enscape render motorunu kullanmalarında fayda var. Enscape için 1650-1660 Ti gibi laptop modellerini kullanırlarsa iyi bir sonuç alma için adım atarlar. Bir de şöyle ayarlar konusunda bir sıkıntı var. Ayarlar konusunda. Ayarlara siz geldiğinizde arkadaşlar bakın render ayarlarında altta bir ayar var. Bakın revert to default render settings diyor. Ayarları sıfırlayayım mı diyor.
ona basmanız gerekiyor. Bakın ben burada bir sürü ayar yapmışım. Ayarlı silik ismine bastım. Revert diyorum. Bakın şimdi tekrar şu an bekliyor. Bakın hepsi sıfırlama ayarlarına geldi. Neden? Eğer siz ayarlarda Sunlight'da veya diğer Environment ayarlarında buradaki işte render output, mesela şuradaki ayarlarda arkadaşlar bakın şuradaki ayarlarda eğer farklı gökyüzü özetleri kullandıysanız render'a başlarsınız. Render'a başlar siyah çıkar. Render siyah çıkıyor. Bu sefer render neden siyah çıkıyor dersiniz. Ama burada alttaki default ayarlara çevirip V-Ray'i default ayarlara çevirip bu şekilde render almanız gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli bir konu. Dediğim gibi en baştan sayacak olursak ilk önce kameranızın doğru yerleşip yerleşmemesine dikkat edin. Yani kamera duvarda, duvarın içinde mi? Eğer duvarın içindeyse render'a basarsanız siyah çıkar. Eğer bu şekilde modeli görüyorsanız donanımınız da yeterliyse renderlar kısmından render'ı default sekmesine getirin. Doomlight kullanıyorsanız Doomlight içerisinde bakın şurada bir tane ışık kaynağı ekleyeyim. Şu Doomlight, sahnede Doomlight varsa Doomlight sekmesinde arkadaşlar şurada ayarlarda Doomlight kısmında ayarlarda şuranın HDR atamasının doğru olup olmadığına dikkat edin. Eğer burada doğru HDR varsa mesela dışarıdan dosya aldınız, bir yerden dosya indirdiniz, bastınız, V-Ray karanlık çıkıyor veya V-Ray render almıyor. Burada eğer HDR varsa, yani daha önceki kullanıcı kendi masa üstünde bir yerde HDR vardır, onu kullanmıştır. Siz bu dosyayı indirmişsinizdir ama sizde çalışmıyordur dosya. Niye? Çünkü onun masa üstündeki HDR sizde yok. O HDR buraya tanıtmanız gerekiyor ki render alsın arkadaşlar. Böyle ufak tefek nüanslar var. Bunlara dikkat ederseniz V-Ray'de render alırsınız ve V-Ray render almıyor sorusunu bir daha sormazsınız arkadaşlar. O yüzden burası önemli. Dediğim gibi render motorlara girdiğinizde sistem önerileri kısmında sizler için yenilemiş olduğumuz sistem videoları kısmını izleyerek kendinize güzel bir masaüstü, güzel bir laptop almayı deneyin. Ben laptop önermiyorum ama öğrenci arkadaşlar için 3060, 3050 Ti şu anki versiyonlarda 3050 Ti ve 3060 versiyonlarını almalarını öneririm. Çünkü ekran kartı kriteri artık çok önemli olmaya başladı arkadaşlar. Bu kriter önemli oldukça artık sizin render motorlarında hareketinizde o kadar kolay olacaktır. O yüzden bunu dile getirmeye çalıştım. Bu kısımlara çok özen gösterin. Özellikle modellerde indirmiş olduğunuz modelin ve böyle bir koltuk modelinin mesela 100 MB, 200 MB olması sizin sahnenizde hareketinizi kısıtlar arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğunca kaliteli modeller olmasına dikkat edin ama megabayt olarak dosya boyutunun küçük olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Laptop kullanıcıları için geçerli bu. Ortalama bir masaüstü kullanıcı için bu geçerli değil arkadaşlar. Masaüstünde render tuşuna basarsınız. 2 saat, 3 saat neyse render'ı beklersiniz. Tabii V-Ray için günümüzde o bile çok ama Enscape'de 30 saniyede, D5'te 30 saniyede TwinMotion'a 1 dakikada aldığım render'ı ben V-Ray render'da 4 saat bekliyorum. Tabii 2 saat bekliyorum. Yani 2 saat beklemek akıl kârı değil. Daha önceki render motorları derslerimizde bundan bahsettik. O yüzden sahnenizi çok iyi ayarlamanız gerekiyor V-Ray render motorunda. Diğerlerine bu kadar çok dikkate gerek yok arkadaşlar. O yüzden V-Ray render almıyor sorusuna buradaki anlattığımız açıklamalar yeterli olacaktır. Bazen ayarlardan şuradan mesela asset editor'dan bastığınızda kaplama kısmına geldiğinizde mesela herhangi bir kaplamayı seçtiniz arkadaşlar. Şunu alalım şuraya. Burada şu menüde kaplama çıkmaz, göstermez. Ekran kartınızın yetersizliğinden dolayı çıkmaz. Genelde laptoplara çıkmıyor bu. Veya V-Ray'in sizin ekran kartıyla olan uyumsuzluğundan çıkıyor. Bazı AMD kartlarda bu sorun devam ediyor. Bu yenileme ekranında bu kısım göstermiyor arkadaşlar. O yüzden ekran kartı alırken Nvidia ekran kartı almaya özen gösterin. 3050 Ti en düşük 3060, 3070, 2060'ın bazı serilerini alarak bu şekilde önemli kriterleri tamamlamış olursunuz. Çünkü bunlar önemli. Bu temelleri yaptığınızda diğerlerini bu temellerin üzerine koyarak gideceğiniz için temel kısmı çok önemli arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Videolarımızı diğer arkadaşlara önermeyi unutmayın. Beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Katıl butonundan bizlere destek vermeyi de unutmayın. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.